Adana'mızın lezzetleri saymakla bitmiyor ve Adana denince akla ilk olarak kebap geliyor. Ama Adana'mızın tabii ki de yöresel lezzetleri de meşhur ve yanımızda şu anda Hediye Usta'mız var. Evet Hediye Usta, bugün bize ne yapacaksınız? Bugün size dul avrat çorbası yapacağız. Evet Hediye Hanım, dul avrat çorbası demişken garip bir ismi var, komik bir ismi var ve internette de bu isimden dolayı popüler oluyor. Bunun hikayesi nedir, bize anlatabilir Onun misiniz? Bunun hikayesi... Zamanında yaşlı teyzemizin biri dul kalmıştır. Elinde kalan malzemeleriyle, ne varsa işte elinde kalan malzemelerle çocuklarına dul avrat çorbası yapmıştır. O günden bugüne adı dul avrat çorbası Adana'mızda da meşhurdur. Evet, aslında şu anda malzemelere baktığımızda zengin bir malzeme görüyoruz ve doyuruculuk bakımından da... Evet, işte elinde ne kaldıysa o malzemeleri birleştirerek güzel bir çorba çıkarmıştır. İsmine de dul avrat çorbası vermişler. Evet, malzemelerimiz... Malzemelerimiz yeşil mercimek, nohut, erişte, el yapımı, Adana'mızda da meşhurdur, biz kendimiz de yaparız. Domates salçası, biber salçası, karaysalın biberi el yapımıdır. Pul biberi, karabiber, nane, toz biber, tuz, biraz sarımsak ve soğanla yapacağız bu yemeği. Hep beraber yapıp görelim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet, aslında malzemeleri saymakla bitiremedik. Evet. Gerçekten doyurucu bir malzeme. Evet. Sürahinin içindekine de. Sürahinin içinde hazırlamış olduğum sıcak su, içine de az bir şey bulyon koyup eritip hazırda beklettim. Malzemeleri, soğanı falan kavurduktan sonra, tüm malzemelerimi koyduktan sonra hemen suyumu ilave edeceğim. Hep beraber yiyip görelim. Evet, Hediye Usta'mız bize yapılışını anlatacak birazdan ve hadi yemeğe geçelim o zaman. Evet, sıvı yağımızı döküyoruz herhalde. Evet, yağımızı, ocağımızı yaktık, yağımızı döküyoruz. Ne kadar bir yağ kullanmamız gerekiyor? Onu sizin yapacağımız yemeğin yeterince ne kadar malzeme kullanacaksak yağ seviyesini ona göre kullanıyoruz. O bizim kendi elimizde. Hı-hı. Yağlı seviyorsak biraz fazla yağ koyuyoruz. Yağsız seviyorsak biraz daha az. Soğanımı ilave ediyorum ben. Evet, sesler gelmeye başladı ocağımızdan. İlk önce soğanımı kavuruyorum. Evet, rengi değiştirene kadar herhalde. Evet, pembeleşene kadar kavuruyoruz. Evet, soğanlarımız renk değiştirmeye başladı. Soğanımız kavruldu, şu anda hazır. Ben sarımsağımı ilave etmek istiyorum. Hemen çok az bir şey, onunla da kavuracağım. Az bir şey. Evet Hediye Usta, bu çorbayı ilk ne zaman yaptınız ve nereden öğrendiniz? Ben bu çorbayı daha önce bekarlıkta hiç içmemiştim. Kayınvalidem evlendikten sonra, işte iki tane kız çocuğum vardı. Kayınvalidem bir gün oraya gittiğimizde bu çorbayı pişirmişti. Benim kızlar da çok beğendiler. Anne, bize de yapar mısın? Ben kendisine sordum nasıl yapıldığını, o da bana anlattı. Ve sonra ben bunu evde yapmaya başladım. Benim iki kız çocuğum var, ikisi de çok beğenerek içti bunu. Ve her zaman da istediler, haftanın bir günü de yapıyorum. Beğenerek de içiyoruz hep beraber ailecek. Herkese yani yapmasını da tavsiye ederim. Çok hem güzel bir çorba, hani hem de elinde ne malzemen varsa onunla yapabildiğim bir çorba. Peki, malzemeler demişken, ismiyle alakalı hiç misafirinize yaptığınızda, örnek veriyorum, işte bugün akşam size dul avrat çorbası yapacağım dediğinizde tepki verenler oluyor mu? Evet, şöyle bir şaşırıyorlar. Nasıl yani dul avrat çorbası? Sonra anlatıyorum, kendileri de evde yapıyorlar. Kendileri de beğenerek yediklerini söylüyorlar. Beğenmeseler zaten yapmazlar ve tarif almazlar.
Gerçekten bizim beğenerek içtiğimiz bir çorbadır bu. Dul avrat çorbası. Sarımsağımız oldu. Şimdi ben salçamı koyacağım. Önce biraz bir kaşık domates salçası koymak istiyorum. Şöyle. Bir kaşık biber salçası koyacağım. Evet, biber salçası demişken Hediye ustamız da anlatmış da evet, bu salçalarımız bu ilçemiz Karayasalı'da üretilen biberlerden yapılıyor ve Adana'da neredeyse hiç evlerde salça alınmıyor. Marketlerden satın alınmıyor. Hazır salça kullanmayız. El yapımı sürekli evlerimizde kendimiz alırız. Biberlerimizi kendimiz yıkar, çektirir, damlarımızda kuruturuz. Çok da güzel, lezzetli, sağlıklı. Bunlar da bu senenin salçaları o zaman. Aynen. Yeni yapıyoruz. Şöyle karıştırayım hızlıca. Biraz kavurmak zorundayım. Hafif pembeleşiyor. Salça erisin diye. Evet, kokular gerçekten çok güzel. Salçanın kokusu mu bu? Evet, salça, soğan ve sarımsağın kokusu çıktı ortaya. Ben baharatlarımı ilave etmek istiyorum. İsteğe göre pul biberi nasıl seviyorsanız acı ya da az, o size bağlı ne kadar atacaksanız. Ben bir kaşık atmayı tercih ettim. Adamlar acıyı sever. Evet. Ben biraz karabiber şöyle yarım kaşık kadar ilave ediyorum. Sonrasında biraz toz biber atmak istiyorum, az bir şey gördüğünüz kadar. Arkasından malzememi ilave edeceğim. Önce nohutumdan başlamak istiyorum. Nohutlarımız önceden haşlanmış. Nohutlarımızı haşladık, hazırladık. O sizin isteğinize bağlı. Ne kadar bir çorba yapacaksanız, nohutu çok seviyorsanız çok, az seviyorsanız az, o size bağlı. Ne kadar koymak istediğiniz. Ben şöyle yeşil mercimeği... Aslında kullandığımız malzemeler sevdiğimize göre de değişebiliyor mu? Evet. Diyebilir miyiz? Evet. Hangisini bol koymak istiyorsak? Hangisini bol koymak istiyorsan nohutunu, mercimeğini, o size bağlı. Ne kadar seviyorsanız. Yağ ve salçası da, baharatı da o şekil. Evinizde kendi az damak tadınıza göre ben biraz daha yeşil mercimek ilave etmek evet, istedim. Ediyorsanız mercimek seviyor ki biraz daha mercimek ekledim. Evet, ekledim. Çorbamıza. Şimdi bu böyle güzelce her şey karıştı. Ve ben önce hazırladığım sıcak suyumu bulyonla eritip bir et tadı gelsin. Dökmek istiyorum şöyle biraz altında biraz açayım. Şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi tenceremiz doldu diyebiliriz ve porsiyonlarımız da bayağı bol. Evet. Şimdi bu isteğe göre ne kadar yapmak istersek şöyle biraz daha suyunu alacağım. Suyu biraz kaldırmamız gerekiyor çünkü şimdi de erişteni atmak evet, istiyorum. Evet, onu atmadan önce izleyicilerimize eriştenin evde nasıl yapıldığını birazcık anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatayım. Adana'mızda da çok tüketilen ve yine evlerde yapılan. Adana'mızın evet hemen hemen bütün köylerinde ve biz burada da yaparız bunu. Kendimiz yaparız evde, hamurumuzu yoğurarız bir güzel. Açarız tahtaların üzerinde güzel keser ve tepsinin içine ben bestelerim hani yapışmasın biraz un atarım. Bunu dökerim üstüne öyle kuruturum. Balkonumda kuruturum tabii ki bir yerimiz olmadığı için. Sonrasında da işte avuç avuç ne kadar gerekiyorsa kullanıyorum ve ben kullanıyorum. Erişte de evde de kullanırım. Kız kardeşim de bu arada Buruk köyünde oturuyor. Onlar da sürekli yaparlar. Otururlar böyle yufka ekmek yaparken. Sağ olsun o da bana gönderir. Memnun kalırım yani. Bu da benim isteğime bağlı erişteyi ne kadar atacağım.
Tamam, benim gözümde tamamdır bu. O kadar. Birazcık daha ekledik. Bir şey daha ekledim, yeterli. Evet, bütün malzemelerimiz şimdi yerde. Şimdi malzemelerimi ekledim. Sadece tuzumu eklemedim. O da neden eklemedim? Salçaların tuzu olduğu için bazı istemiyor. Şöyle ben az bir şey önce bakmak istiyorum. Aynen dediğim gibi bulyonla kullandığım için tuz hiç kullanmadım. Evet, şu an bütün malzemelerimizi koyduk ve karıştırıyoruz. Evet. Tahmini pişme süresi nedir bunun ediyorsa? Yani 10-15 dakikada pişer. Kısık ateş ya da orta ateş fark ediyor mu? Ben normalde kısık ateşi tercih ediyorum. Yani hem daha güzel oluyor. Özlenmesi bakımından. Evet. Ateşin altı yandığı zaman tencere çok böyle aşırı derecede kaynıyor, dökülüyor, etrafa saçıyor, uçuyor suyu. Ama kısık olduğu zaman hem daha güzel pişiyor, hem daha güzel özleşiyor. Biraz daha ilave etmek istedim. Evet, bütün malzemelerimizi koyduk ve artık pişirmeye bırakıyoruz. Çorbamız özlendiğinde tekrardan sizlerle olacağız. Evet, ediyorsa kokular gelmeye başladı. Evet. Çok güzel bir koku sardı burayı. Yemek kokularımız çıktı. Yemeğimiz kaynıyor. Kaynamaya da başlamış. Evet, Hediye Usta, bunun pişkinliğini izleyicilerimiz nasıl anlayabilir? Kaç dakika pişiriyoruz? Nasıl anlayabilirler? Biz nohut ve mercimeğimizi daha önce haşlamıştık biraz. Eriştiğimizin pişme süresine kadar bir 10 dakika pişerse yeterli olur. Evet, haşladığımızı da unutmayalım. Daha önceden evet, bu ürünler haşlanmıştı. Yemeğimiz tamamlandı. Kaynıyor gördüğünüz gibi. Ben şimdi altını söndürüyorum bunun. Bir 5 dakika dinlenmeye bıraktıktan sonra servis yapacağım. Biraz daha mı uzanması gerekiyor? Biraz yemek dinlensin, hem sıcaklığı gitsin, hem böyle tam kıvamını alsın diye. 5 dakika dinlenmeye bekletiyorum. Evet, biz de merakla bekliyoruz tadım zamanını. Evet, dulavrat çorbamız dinlenmeye bırakılmıştı ve şu anda yemeğe hazır. Evet. Kapağını açalım ve çorbamız hazır. Servisimizi yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Size ikram edelim çorbamızı. Buyurun. Evet, çorbamız hazır. Biz de tadıma geçeceğiz şimdi. Gerçekten çok güzel kokuyor diyebilirim çorba hakkında. Ve gerçekten olduğunuz gibi malzemeler de dolu dolu ve doyurucu bir malzeme kullanılmış. Dediğimiz gibi dulavrat çorbamız tamamen Adana özgü bir çorbamız. Çok sıcak. Evet. Evet, lezzeti gerçekten güzel ve o et suyu aslında et bulyonu çok güzel bir lezzet vermiş. Peki normalde bunu et suyuyla yapıyoruz herhalde. Evet. Nasıl yani elimizde varsa, evimizde haşlanmış et suyumuz varsa elimizde, et suyuyla yaparsak tabii ki daha lezzetli olur. Şu anda bizim elimizde et suyumuz vardı, onu kullanmak zorunda kaldım. Ama evde ben et suyuyla da haşlarım bunu, yani daha güzel olur. Evet, aslında yani çoğu evde artık et suyu bulamıyorsanız tabii de bulyonda tercih edebilirsiniz diyelim. Evet, dulavrat çorbamızın yapılışını bize Hediye Hanım sağ olsun gösterdi ve bu Adana'ya özgü bir çorbamız ve herkese bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz.